Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün yine bir vadinin ortasındayız. Büyük bir kayalıktayım. Burada çok değişik kayalar var arkadaşlar. Onları birlikte bakacağız. Birlikte gezeceğiz. Aşağıda bir patika yol var. Şimdi oraya ineceğim dostlar ama oraya inmeden önce şurada güzel yerler var. Orayı şöyle yüzeysel olarak bir görelim. Ondan sonra aşağıda iki yerlere gideriz arkadaşlar. Şöyle güzelimsi bir yer var. Burada dikkat çeken iki yer var dostlar. Onlara bakacağız. İlk geldiğimde hemen şurada bir yer vardı. Şöyle bir geçebilirsem. Şurası arkadaşlar. Büyük bir kaya var. Üstünde bir kapama gibi bir şey gözüküyor dostlar. Tabi burada ne kadar gözüküyor bilemiyorum. Ve bu kayanın tam ortasında da şöyle bir giriş gözüküyor. Kapalı bir giriş gözüküyor arkadaşlar. Ve hemen alt tarafında da daha da değişik yerler var. Bakın hemen şurada küçük küçük kasacık dediklerimiz yerlere benzeyen yerler de var. Evet, aşağı inelim bakalım. Doğayla iç içe videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Amacımız birlikte dağları, taşları gezmek. Böyle güzel yerleri, eski insanların ayak bastığı yerleri görmek, onların yaşadığı yerleri görmek bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Bir de ufak tefek izlerini bulduğumu daha da mutlu oluyorum. Bunları da siz dostlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Eski insanlar nasıl yaşamış, nerede yaşamış, neler yapmışlar, nasıl yaşamışlar, böyle neden böyle kayaları seçmişler yaşamak için? Bunları takip edip siz dostlarımla bildiğim kadarıyla paylaşmak, göstermek istiyorum. Şuradan inmemiz lazım ama biraz dik bir yol. Evet. Şöyle güzelimsi bir yer. Eski insanlar tabi bu kayaların arasında yaşarken eşyalarını saklarlardı veyahut da unuttukları eşyalar olurdu. Bunlar yüzlerce yıl önce yaşayan kavimlerin yeri. Tam eski insanların sevdiği yerler. Böyle kayalık gibi yerleri severlerdi. Onları biraz daha mı iyi koruyordu bilemiyorum. Sağlam olduğu için olabilir. Bakın bu kayanın altında 3-4 tane giriş var. Hemen şöyle alt tarafında da şöyle bir yer var sanki böyle, bakın dikkatlice baktığında örülmüş gibi gözüküyor. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Çok güzel bir patika yol. Tam yürüyüş yolu arkadaşlar. Doğayı sevenler için birebir. Şurada bir kayamız vardı. Ona bakacaktık arkadaşlar. Çok güzeldi. Şöyle de bir geldiğimiz yönü göstereyim. Manzarasını görün. Bir patika yol üstünde arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir kaya vardı ilk geldiğimde. Hemen orayı size göstereceğim. Evet, hemen karşımda. Bakın şöyle normal yanına geçtiğiniz zaman normal bir kaya gibi gözüküyor. Şöyle etrafa göz atın.
Şöyle de bir bakın. Tabi bilen insanlar hemen orayı görmüştür diye düşünüyorum. Bir önce etrafı bir görün. Ve bu kayada başkasının göremediği nedir? Arkadaşlar şurada kayanın tam ortasında kare şeklinde bir giriş gözüküyor. Tabi birlikte bakacağız. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Birlikte bakıyoruz. Bakın o kadar net gözüken bir yer ki. Şöyle bir her tarafını görün. Bunların şekli tam olmayabiliyor. Zaten eski insanlar da tam dört dörtlük yapmamışlardır. Veyahut da zamanla aşınmıştır. Bu hale gelmiştir. Ama burası gerçekten kare şeklinde bir giriş gibi gözüküyor. Bu kayanın içinde. Bu kayanın içinde eski insanlar ne saklayabilir? Arkadaşlar tabi eski insanlar sadece ziynet eşyalarını saklamıyorlardı. El aletlerini saklıyorlardı. Ev eşyalarını saklayabiliyorlardı. Yani onların eşyalarını koruyabilecek bir yerleri yoktu zaten. Böyle dağlara, taşlara oyukları yapıp etrafını Horasan harcıyla sıvıyorlardı. Burası da onlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. İlk geldiğimde bayağı dikkatimi çekmişti. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla size göstereyim. Bakın. Ek yerlerini de gösteriyorum size. Bazı arkadaşlar tabi bu doğaldır da diyebilir. Doğal da olabilir arkadaşlar. Yani ileride burada bir şey vardır demiyorum ama çok dikkat çektiği için sizlerle paylaşıyorum. Burada bir şey de olabilir, bir şey olmayabilir. Amacımız böyle eski yerleri gezmek, dolaşmak. Şurada da bir taş var. Çok dikkat çekici bir taş. Bazen böyle önüme çıkıyor arkadaşlar. Dikkat çekici taşlar. Evet. Şu güzelim kayamızı gördük. Etrafını şöyle bir göstereyim. İlk buraya geldiğimde bayağı dikkatimi çekmişti dostlar. Şöyle de buradan yavaş yavaş uzaklaşalım. Ama arka tarafında da bir mezar gibi yer var. Burayı da görmeden geçmeyelim. Bakın hemen bu kayamızın arkasında. Acaba diyorum burası bir mezar da. Buradaki de eşyaları mı? Bakın hemen şurada kayaların ortasını görüyorsunuz. Tabi belki kendi fikrim dostlar. Ama doğru ama yanlış. Şöyle bir yer. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dostlar böyle videolar istiyorsanız doğal, doğayla iç içe videolar. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız, beğenip like atıp abone olursanız böyle videolar devam edecek. Amacımız dağları, taşları, doğayı iç içe gezmek, göremeyen arkadaşlarımıza göstermek. Böyle güzelimsi yerleri kayıt altına almak arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle de bir manzarası görün. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.